Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r <laughs> rahim Alhamdulillah Rabbi alaamin. al ve Salamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Alehi ve Ashabhi Ajamain. Evet kıymetli kardeşlerim. İnşallah mızraklı dersimizde yine devam ediyoruz. Geçen derse namazla alakalı konuları incelemiştik. İşte namaza e, dört şeyle girilir dedik. Farz, vacip, sünnet, müstahap bunların ne manaya geldiğini söyledik. Yani girilir derken namazı kılacak bir insanların namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini ve müstahaplarını bilmesi gerektiğini ifade etmiş olduk. E, bunun yanında tabi burada icmali bir şekilde namazın farzları ve vaciplerinden bahsedecek işte bir takım işte rükudan ifade edecek. Ancak inşallah ileride bunlarla alakalı daha detaylı meseleler gelecek arkadaşlar. Burada sadece namazla alakalı genel bir tanımlamalar yapıyor. İleride namazın mekruhları nedir? İşte farzlarındaki tek tek hadesten taharet, necasetten taharet, setravret, istikbali kıble ne demektir? Bu konuları daha detaylı bir şekilde en azından izah etmeye çalışacak. Tekrar hatırlatmak fayda var. Dersimizi mümkün mertebe mızraklı ekseninde incelemeye çalışacağım. Sadece fetvaya aykırı olan bir nokta varsa ona temas edeceğim. Dersi çok geniş bir alana yayarak e, kafa karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Hani di, işte ilmihal dersi var veya belki diğer ihtiyar dersleri var. Daha geniş bilgileri isterseniz oradan. Burada sadece herkesin anlayabileceği. 10 yaşındaki bir çocuğun bile anlayabileceği şekilde namazla alakalı bir takım bilgileri aktarmaya çalışacağız arkadaşlar mızraklı ilmi halinde. Şimdi geçen derste dedik ki namazın işte vacipleri noktasında işte erkeklerin elleri kulak hizasına kaldırması işte nedir sünnettir kulak yumuşağına değmesi müstehaptır dedik. İşte kıbleye yönelmesi ellerin işte sünnettir dedik. Tabii kadınlar daha farklı. Kadınlar göğüs üzerine işte şu omuz hizasına gelecek şekilde ellerini bu şekilde kaldırması. Şöyle değil mesela bazı kadınlar direkt böyle yapıyor yani namaza dururken. Hatta şöyle tutuyorlar yani e, diyelim göğüs altından karın üzerinden tam orta noktada şöyle tutuyor değil. Göğüslerin üzerinden şu şekilde arkadaşlar. Yani direkt böyle bir el muamelesi yapılması en azından sünnet olan nokta açısından sorun. Ha namaz olmaz mı hocam? Tabii ki olur. Sadece sünnet versiyonu üzere yapılması adına bu şekilde tanımlanması gerekecektir arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah ileride gelecek ama sadece en azından şu an ufak bir dokundurma yapayım. Kadınların ve erkeklerin namaz kılınma heyetleri noktasında bir takım farklılıklar var. Ancak bu farklılıklardaki ana kural kadınların halinin setir hali üzere olmasıdır. Yani kadınlar erkekler gibi rahat, açık bir şekilde değil de daha muhafazakar, kendini daha korunaklı bir şekilde tutmalıdır. O yüzden erkekler mesela el kaldırırken daha bir rahatlıkta kaldırır. Ne bileyim rüküye giderken daha farklı, secdeye giderken daha farklı ama kadınlarda hep bir setir hali. Rüküye giderken erkekler daha çok eğilirken kadınlar biraz diyelim ki bu bağlamda eğilecek. Sadece elleri dizlerine değene kadar eğilmesi isteniyor. Bu tabii ki e, tamamen kadının e, işte hem vücut hatlarının belli olmaması hem de setir hali. Kadına nezaket ve zarafet yakışır. O yüzden bir erkek gibi hareket etmemesi adına bu noktada fukamızın beyanları var arkadaşlar. İnşallah tabii ki ileride göreceğiz. Ama bunlar sünnettir deyip lütfen baside indirgemeyin. E, tabii önceki derslerde konuştuk mu ta, e, bilemiyorum ama... Sünnet demiş olduğumuz şeyi insanlarımız maalesef basite çok basite indirgiyor. Yani sünnet o zaman yapmayabiliriz. Sün, i̇şte sünneti terk etmek de sünnet. Böyle bir şey yok. Terk etmek bu tür noktalarda sünnet olmaz. Yapmak eylem sünnettir, fiil sünnettir. O yüzden hani ne olacak deyip kenara çıktığımız şeyler bizim ahirette Resulullah'ın şefaatinden mahrum olmamıza neden olabilir. O yüzden bu tür konulara lütfen dikkat ediniz. Evet. Ne dedik? Elleri kadınlar bu şekilde, erkekler bu şekilde buraya değdirmek sünnettir dedik. Allah-u Ekber demek farzdır dedi. Bununla alakalı detaylı bilgileri ben geçen hafta verdim. Dedim işte Allah-u Ekber demek farz değil aslında. Burada İmam Ebu Yusuf'la diğerlerinin arasında bir farklı kaviller ve yorumlamalar var. Ee, dileyen arkadaşlar oradan bakabilir arkadaşlar. Tekbir aldıktan sonra elleri bağlamak sünnettir. Bunun suretini gösterdik. Normalde sünnette gelen bu şekilde ve bu şekilde koyulmasıdır ama bizim Hanefiler iki görüşü cem etmek adına böyle yaptığını ifade ettik. Tabii erkekler e, diyelim ki hemen e, işte sağ elini sol elinin üzerine koyacak. Bu şekilde bağlayacak göbeğin altından. Kadınlar ise göğüs üzerine bu şekilde koyacaklar. Bundan bahsettik arkadaşlar. Bileği tam kavramak müstehaptır. Bu şekilde ondan bahsettik. E, Subhaneke okumak sünnettir. Tabii ki bunları yine ileride konuşacağız arkadaşlar. Namazın vacipleri nelerdir? Edepleri nelerdir? Mekruhları nelerdir? Sünnetleri nelerdir? Yani ilerleyen derslerde daha uzun uzadı anlatıyor ama burada sadece girişte bilmemiz gereken bilgileri veriyor. Asıl konuyu ileride inceleyecek arkadaşlar. Allah izin verirse bir tane şema da yapacağım. Bu konuyla alakalı en azından büyük ihtimal ekranda yansıtacaktır arkadaşlar ders anında da. O şemada arkadaşlar vacipler, sünnetler basit bir şekilde tek bir noktada bulabilirsiniz. Hatta onları biraz kitaptakinden geniş eklentilerle yap e hani yaparsak daha da iyi. İmhaldeki gibi çok detaya girmem ama en azından Hiçbir şey bilmeyen bir kimse için bu olabilir. Ee, yani bakıp hemen kılabileceği noktada gerekli olan bilgiler açısından böyle madde madde bunu yapacağız arkadaşlar. Sonra dedik ki işte Subhaneke okumak e, sünnettir, Evzu okumak sünnettir. İmamın veya tek başına kılanın cemaat Evzu okumaz dedik. Niye? Çünkü Evzu Besmele Kur'an okuyan için sünnettir. Kur'an okumayan bir insan neden Evzu Besmele okusun ki? O yüzden cemaat imamın arkasında sadece Subhaneke okur ve susar. Sonra imam devam eder. Komut artık ondadır. Eğer sonra tabi Subhaneke meselesinde şöyle bir teknik detay verdim size önceki dersimizde. Subhaneke'yi diyelim ki cehri geldik biraz geç kaldık İmam sesli okuyor okumayız. Allah-u Ekber der susar devam ederiz. Ama sessiz namazlarda ise Sübhaneke okuyabileceğimizi ifade ettik arkadaşlar. Fatiha okumak vaciptir dedik. İnşallah ileride namazın vacipleri konusunda da tabii konuşacağız bunları. Takdim meseleleri, Fatiha'yı zamı süreden önce takdim etmek de vaciptir. İşte ilk iki rekata tayin edilmesi bu bağlamda farzlarda, işte nafilelerde daha farklı hepsinde bu tür detayları konuşacağız. Geldik bugünkü dersimize arkadaşlar e, zammı okumak vaciptir. Üç ayet ve üç ayet miktarı uzun bir ayet okumak farzdır. Bunu da inşallah ileride konuşacağız ama sadece şu kadar ifade edeyim size. Namaza başladığımız zaman da tabii ki imamenin görüşüdür bu. Normalde İmam-ı Azam'a göre İmam-ı Azam Efendimiz'den bu konuda üç farklı rivayet geliyor arkadaşlar. İmam-ı Azam Efendimiz'den gelen rivayetlerden birisine göre bir ayet okumak bile farz için yeterlidir. Yani bir insan çıkıp da tek ayet olan müdhemmeten bu kadar. Bu bir ayettir Kur'an'da geçen. Bunu nokuza namaz da en azından farz olan miktarı yerine getirmiş kabul edilecektir arkadaşlar. Tabii ki bu yani kıraattaki farz olan 3 ayet veya 3 ayet uzunluğunda bir ayet Fatiha'da da dahil farz miktarını beyandır. Fatiha'yı okumak ise vaciptir. Yani Fatiha'nın dışında bunu okumak farz değildir. Fatiha içinde olacak şekilde ayaktayken bu kadar bir yani 3 ayet veya İmam-ı Azam'a göre bir ayet okumak farzdır. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bitti. Farzı yerine getirdim. Ama hocam vacibi terk ettiniz. O ayrı. Biz şu an farzı yerine getirdik. Vacip için. Tabii ki bunu te terk ettiğim için sevgi secdesi kasıtlı yaptıysam Seyir secdesi yok da hata yaptıysam seyir secdesi gerekecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz seyir secdesi kasıtlı terk edilenlerde olmaz. Onun için tövbe istiğfar hatta namazın yeniden iadesi teklif edilir. Evet arkadaşlar gelelim bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde rükû konusunu konuşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz namazın farzlarından yani hem içindeki hem de dışındaki şart, e, şartlar veya fıkhi tabirle namazın şeraiti şartları ve namazın erkanı, rükunları meselesi arkadaşlar ayırmıştık. 6-6 altı altı yapmıştık. İşte hadesten taharet, ileride konuşacağız tek tek izah ediyor kitap. Necasetten taharet, setravret, istikbali kıble, vakit, niyet dedik. İftisah tekbiri, kıyam, kıraat, Rükû, secde, kadye ahire tabii bunlarda takdim tehirler var. İşte ta, e, tadil erken farz mıdır, değil midir? İşte kuruç bir sunihi meselesi var. Bunun dışında intikal farzdır görüşü var. Yani bir rükünden başka bir rükne intikal etmek farzdır. İşte tekbir almak içindeki şartlardan mıdır, dışındaki şartlardan mıdır diye detaylar var. Onlara girmiyorum arkadaşlar. Bilmeniz gereken sadece bu 12 tane. Şimdi rükû ile alakalı ufak bir bilgiler verecek. Diyecek ki arkadaşlar Varak e, ve dahi rükuda farz da var, vacip de var, müstehap da var. Yani e, rükuda farz, vacip, müstehap olmak üzere bir takım şeyler var. Çünkü bir eylemi yaparken onun ilk önce sünnetleri, farz, vacip ve sünnetlerini müstehaplarını anlatma gayretinde sonra detaylarını verme gayretinde. Evet arkadaşlar şimdi rükudaki meselelerde beyin, belin eğilmesi durumunda yani belin eğilmesi farz bulundu. Rükuda arkadaşlar İlk olarak belin eğilmesinin farz bulunmasının nedeni şu arkadaşlar. Rükü olabilmesi için asgari tan tanımı veriyorum. Bir şeyi rükü diyebilmemiz için şu parmaklarımızın dizlerimize ulaşacak şekilde eğilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Mesela ufacık bir eğildim ama ellerim parmaklarımın diz kapağıma ulaşmıyor. Rükü yapmış olmam. Ellerim diz kapaklarımın üzerine dokunacak şekilde eğilmem... Arkadaşlar farz olan miktarıdır ve bu ancak rükuyu sağlayacaktır. O yüzden mesela bir kimse şu kadar eğilse ayaktayken bu tabii ki ayakta olan kimse için konuşuyorum. İmalı olan kimse e, daha farklı yapacak diyelim oturarak kılıyorsa. Ama en azından eller dizlere değecek şekilde eğilmek farz olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. Daha sonra e, üç kere Subhanallah diyecek kadar beklemek, vacip bulunmuştur. Arkadaşlar vaciptir daha doğrusu. Üç kere Subhanallah diyecek kadar beklemek vaciptir tanımı bu bağlamda e, hani mutlak olarak değil. Bunun inşallah ileride tabii ki detaylarını kullanacağız ama ben size sadece basit bir şekilde şunu ifade edeyim. Rükuda farz olan bir eğilmek yani ellerin dizlere koyulması. Bir an orada durmak farz olan miktar için yeterlidir arkadaşlar. Yani biz bir an durmakla beraber farz olan miktarı yerine getirmiştir. Üç kere subhanallah diyecek kadar beklemek de mızraklının üzerinden konuşuyorum. Üç kere subhanallah diyecek kadar beklemek de vacip olarak görmüştür. Yani okumak değil dikkat edin beklemek. O süreç içerisinde beklemek vacip bulmuştur. Bu vücubiyetin nedeni aslında tadil erkenle alakalı. Çünkü bir insan rüküye gitti farz olduysa hemen anlık geri geldiği zaman da mesela gitti bir subhanallah diyecek kadar durdu. Farz yerine geldi. Hiçbir şey okumasa bile. Diyelim eğildi hemen kalktı. Farz yerine geldi. Hiçbir şey okumadı. Çünkü en azından o kafayı yani o şekilde eğilip subhanallah diyecek kadar bulunmakta farz yerine getirmiş olduk. Ama hani tadil erken vaciptir ya tadil erken nedir? Rükuda, secdede ve rükü ve secdeden kalkılıp da kavme ve celside bütün uzuvların ve mafsalların sükunet hali üzere bulunmasıdır. Yani bir insan rüküdaydı kalktı hemen böyle gitmesi bu tadil erkanı terktir. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ya fe tussalli, fe Hani sahabeden birisi namaz böyle hızlı hızlı kılınca Efendimiz ona git sen namaz kılmadın bir daha kıl ee, o yüzden orada tadil erkeni terk var. O yüzden burada hani üç kere Subhanallah diyecek kadar beklemenin vacip olması tadil erkenin sağlanması nedeniyle. O yüzden gitti farz yerine geldi. Subhan hemen diyelim ki anlık. Orada uzuvların sakin olup tam oturması için de Subhanallah, 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 Subhanallah diyeceğimiz kadar beklemek vacip kılınmıştır. Çünkü tadil ergeni sağlamak adına arkadaşlar. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim demek sünnet bulunmuştur arkadaşlar arkadaşlar üç kere e, tabi burada biz aslında Osmanlıca'daki tabir üzerine hani de gidebiliriz da onu isterseniz icabında öyle yaparız ama e, hani madde madde e, hani akılda kalsın diye de bu şekilde tercih ediyoruz yani onu öyle bir, bir ol yapabiliriz de yapmayabiliriz o sizin e, teklifinize ve isteğinize kalmış arkadaşlar ne dedik eğilmek elleri dizlere kadar koymak farzdır çünkü rükü bunun için sağlar en az Subhanallah diyecek kadar beklemek farzdır. Üç kere Subhanallah diyecek kadar beklemek vaciptir. Niye tadil sağlamak için? Demek şart değil. Beklemek. Yani bir insan rüküye gitti. Eğildi böyle durdu arkadaşlar. Kalktı hiçbir şey okumadı. Farzı da vacibi de yere, yerine geldi. Ama hocam Subhanallah Rabbiyel Azim demedi. O sünnet. Sünneti terk ettiği için tabii ki hata yapmıştı. Ama namazın oluşumu açısından bir engel teşkil etmez arkadaşlar. Üç kere rükuda Subhane Rabbiyel Azim demekle sünnet yerine getirilmiş olur arkadaşlar. Yani bir kere değil iki kere değil üç kere Subhane Rabbiyel Azim demek nedir arkadaşlar sünnette. Beş kere veya yedi kere Subhane Rabbiyel Azim demek de ne olur arkadaşlar müstahap bulunmuştur. Yani rükü ve secdede Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel Alalar en az üç kere demek sünnet... Onun dışında 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde tekleyerek yukarı çıkmak ise müstahap bulmuştur. Ve burada şu tabi ileride konuşacağız ama en azından aklıma gelmişken şurada ifade edeyim. Bunları nafile namazlarda uygulayın arkadaşlar. Yani 3, 5, şey 5, 7, 9 farz namazlarda bunları yapmayın. Hatta işte rüküden kalkarken semiyallahu limen hamide rabbena ve lekel hamdan tayyiben mübareken şeklinde bir dua okuruz ya. Bunu da nafilelerde uygulayın farzlarda mümkün mertebe asgari seviyede tutun. Hele ki imamsanız. Kadınlar açısından evde tek başlarına kılıyor. Durabilirler. Ama yine sünnetlerde uygulasınlar. Farzlarda çünkü bir takım farklı kaviller var. En azından Farklı ihtilaflara medar olmamak için düşmemek adına en salim yol farzlarda üçlemek. Diğerlerinde nafilelerde, sünnetlerde ise daha fazla diyebilirsiniz. Ya farzlarda da diyebilirsiniz ama bir tavsiye olarak farklı bir takım görüşlerden de sakın bakadığına yapmanızı tavsiye ederim. Rükudan kıyama doğrulduğunda aynı şekilde iki secde arasında doğrulup e, oturduğunda bir kere Subhanallah diyecek kadar beklemek. Bu da Fars İmam Ebu Yusuf'a göre farz kabul edilmiştir. Yani bir insan arkadaşlar rükudan kıyama doğrulduğunda kedalik iki secde arasında yani celsede rükudan kalkınca ona kavme denir arkadaşlar. Ayakta durmak kıyamdır hani kıyamda izleri denir ya. Eğilmek rükudur. Rükudan kalkmak kavmedir. Secdeye gitmek adı üzerinde secdedir. İki secde arasında beklemek celsedir arkadaşlar. Rükudan kalkınca ve dahi iki secde arasında arkadaşlar doğrulup oturduğunda bir kere subhanallah diyecek kadar eğilmesi İmam Ebu Yusuf'a göre farz, imamin kavline göre vacip, sünnet demesi dahi e, ee, var, esah olan vaciptir. Ha, sünnet demesi dahi var ama esah olan vaciptir şeklinde arkadaşlar bir takım tanımlamaları yapıyor. Burada şunu ifade edebilirim. Rükudan kıyama doğrulduğu zaman da kavmede doğrulduğu zaman da subhanallah diyecek kadar beklemek farz. Neden? Arkadaşlar İmam Ebu so Yusuf'a göre tadilerken farzdır çünkü. Hani namazın şartlarını sayıyoruz ya hadesten taharet, necasetten taharet, istikbalik öyle vakit, niyet. Bunlar dışı. İçine gelin iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, kadeh ahire. Altı tane. İmam Ebu Sûf diyor ki altı değil 7 tane. Ne? Tadil Onu da katıyor onun içerisine. Yine intikal. Farklı farklı bir takım eklentiler var. Yani o 12 dediğimiz minimum. Onun dışında eklentilerde var arkadaşlar. Bunları da bilin. İmam Ebu göre tadil erken farzı. Bir adam niye? Çünkü Resulullah dedi ki git namaz kıl senin namazın olmadı hızlı kılınca. O yüzden bazen bazılarını görüyoruz arkadaşlar rüküden böyle kalkıyor. Daha böyle bir durur. Sonra gider değil mi? Hemen böyle kalkar kalkmaz hemen secdeye gidiyor. Bu yanlış arkadaşlar. Böyle tavuk yem yer gibi tık 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 namaz olmaz arkadaşlar. Ne dedik? Subhanallah diyecek kadar beklemek farzdır. Peki dua o sünnettir arkadaşlar. Rabbena ve lekel hamd dersin orada vesaire duaları okursun. İmameyne göre ise ne dedi arkadaşlar? Kavline göre vaciptir. Şimdi imamin kavline göre derken aslında arkadaşlar normalde bizim fıkıh kitaplarında imamin derken İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed kastedilir. Bir, İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Bu sıralamayı aklınızda tutun. İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Şeyheyn derken iki hoca. Kim kastedilir? İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf kastedilir. Çünkü niye? İmam Muhammed ikisinden de okumuştur arkadaşlar. İmamin derken İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed kastedilir. Tarafeyn derken ne dedik? i̇mam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ya tarafeyn iki taraf. Kim? Yani İmam-ı Azam'la İmam Muhammed kastedilir. O yüzden arkadaşlar imamin tabiri normalde genelde İma, İmam Ebu Yusuf da İmam Muhammed'e göre kullanılır. Burada böyle diyor ama siz öyle bilin. Çünkü tüm kitaplar öyle kullanır bizim fıkıh kitaplarımız. Fıkıh kitaplarımız o şekilde bir tanımlama yapar. Onu da bilin arkadaşlar. Ne dedi? İmam Ebu göre farz, İmam Ebu'nin kavline göre vaciptir. İmam ile göre sünnet olduğuna dair rivayet yapılsa da sahih olan vacip olduğudur. Neyin? Arkadaşlar tadili erkanın. Tabii ki burada bunu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Secde. Arkadaşlar. Daki secde farz var, vacip var, sünnet var ve müstahap var. Hani ne dedi? Namaza kaç şeyle girilir? Dört şey dedi. Farz, vacip, sünnet, müstahap. Yani Kıyamın da farzı vacibi var. Kıraatın da farzı vacibi sünneti var. Rükûnun da var. Secdenin de var. İşte, işte tahiyyatın da var. Bunlara bunlarla ilgili verecekler arkadaşlar. Bas, başını secdeye koymak farz bulundu. Arkadaşlar başı secdeye koymak farzdır. Tabii ki bu başı diyor ama e, yani herhangi bir cüz değil. Baş derken şu boyun yukarı tamamı baş kabul edilir arkadaşlar. Asıl ittifakla farz olan arkadaşlar alnın secdeye koyulmasının farz olmasıdır. Burun meselesinde ihtilaf var. Onları da konuşacağız. Başını secdeye koymak farzdır. Bazı insanlar mesela ne yapar? Diyelim ki tabii başını secdeye koymaktan kastederken şunu da söyleyeyim yumuşak böyle bazılar alır yastığa koyar böyle içinde gömülür. yerin sertliğini hissetmez. Olmaz. Şu alın o yerin zemin sertliğini hissedecek. İster yastık olsun ama yastık bile olsa o sertliğe inecek şekilde kafayı yere koyacaksın. Böyle ufacık kafayı değdirip de böyle secde olmaz arkadaşlar. Baş yerin sertliğini hissedecek. Mesela bazen şunu soruyorlar. Hocam takke veya sarı diyelim ki şöyle yaptık. E, olur mu? Olur arkadaşlar. Sen sonuçta önüne takke koydun. Yeni sertliğini hissediyor musun? Sen hissediyorsun. Bitti secde yine olmuştur. Yani şimdi bazıları diyor ki hocam takkeyle olmaz. De niye alnın diğere secde etmedi? Ya alnın yere secde etmesinden maksat yerin, arzın sertliğini hissetmek değil midir? Şimdi yerde seccade olsa arkadaşlar secde olmayacak mı? Olacak hocam yer. Ya yerdeki seccadeyi düşünün kapama sarmışım. O şekilde secdeye gidiyorum. Ne fark eder yani yer derken toprağıyla bu alının değmesi şart değil. Zeminin sertliğini hissetmesi farzdır. Evet. Üç kere subhanallah diyecek kadar eğilmek orada bek eğlenmek arkadaşlar. Orada nedir? Vacip kabul edilmiştir. Yani üç kere Subhanallah. O da tadil la Unutmayın. Tadil erkenin bir şartıdır aslında bu. Üç kere Subhanallah e, arkadaşlar e, demek sünnet bulundu. 3 kere Subhanallah. Estağfurullah. Subhana robbiyel a'la demek sünnet bulunmuştur. Ne dedik? Kafayı yere koymak farz. 3 kere Subhanallah diyecek kadar beklemek vacip. E, mesela bir adam hemen kafayı koydu kaldırdı. Farz yerine geldi. Ama hocam bir şey okumadı. Vacibi terk etti zaten beklememekle. İşte Sübhane Rabbiyel A'la dememekle sünneti de terk etti ama farz yerine gelmiştir burada. Ne dedik? Ee, Sübhane Rabbiyel A'la 3 kere demek sünnettir arkadaşlar. 5 kere 7 kere 5 kere e, ya 7 kere demek müstehab kabul edilmiştir arkadaşlar. Bunda 3, 5, 7, 9 aynı rükudaki gibi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra kade ile yani ilk oturuş vacip kabul edilmiştir arkadaşlar. KD'li u'da oturması vaciptir. KDULA dediğimiz 3 veya 4 rekatlı namazların ikinci rekatında her zaman oturulur. 2 oturuş vardır. Bir her iki rekat sonunda oturuş vardır arkadaşlar. Unutmayın. Her iki rekatta bir oturulur. Eğer 2 rekatlık namaz kılıyorsan o ikinci rekatta oturduğun son oturuştur. Çünkü 2'den sonra başka namaz yok. Kalktığın rekat yok. O zaman o KD'ye ahiredir ama 3 rekat 4 rekat kılıyorsan her ikide bir oturman lazım. İyi de hocam 3 rekat kılıyorum. Ben 4'te oturmuyorum ki 3'te oturuyorum. Eğer 3'se zaten o bir vitirde bir de akşam namazında başka bize göre yok o 3 rekatlık kılabileceğin bir namaz. O zaman ikinci rekatta otururuz. 3'te ise 4 olmadığı için 3'te bir daha otururuz. Peş peşe bir oturuş var yani orada. O yüzden ikinci rekatta oturulan oturuş nedir arkadaşlar? Eğer 3 ve 4 rekat kılıyorsan vacip kabul edilmiştir. Arkadaşlar dördüncü oturuş ise nedir arkadaşlar? Dördüncü rekatta veya üçüncü rekatta akşam namazında son oturuş o ise farzdır. Yani namazdan önce oturaram, oturmalısın oturduktan sonra selamla namazdan çıkmalısın bu farzdır. İster iki rekat kıl ister üç rekat kıl ister dört rekat kıl. Namazdan çıkmadan selam vermeden önce yapacağın eylem oturmaktır. Ama ikinci rekat yani ayırız iki rekatlı namaz kılıyorsan bir kere oturursun ikinci rekat sonunda farzdır. Üç rekat namaz kılıyorsan ikinci rekatta oturursun vacip. Üçüncü rekatta oturursun farzdır. Dört rekat namaz kılıyorsan ikinci rekatta oturmak vacip. Dördüncü rekatta oturmak ise farzdır arkadaşlar. Evet kadeh-i ahirede oturması farz. Evet ikisinde de tahiyyat okuması vaciptir arkadaşlar. İlk oturuşta da ikinci oku oturuşta da arkadaşlar et-tahiyyatü duasını okumak vaciptir. Hocam ben ettehiyyatüyü bilmiyorum başka bir şey olur mu? Vacibi terk etmiş olurdu. Bu duayı okumak vacip kabul edilmiştir arkadaşlar. Farz ve vacip namazların yine evet farzların ve vaciplerin arkadaşlar ve öğlenin ve cumanın evvel sünnetlerinin ve cumanın son sünnetlerinin yalnız kadeh ahirelerin eh, ahirelerinde vesair namazların her kadesinde salavat duasını okumak sünnettir arkadaşlar. Bir, farz vacip namazların. Farz vacip namazların. Yine öğlen ve cuma namazlarının ilk sünnetlerinin ve cumanın son dört sünnetinin yalnız kade-i ahirelerinde geri kalan namazların her ilk ve son oturuşlarında salli barik arkadaşlar dualarının okumaları sünnet kabul edilmiştir arkadaşlar. Tabi burada şunu ifade edeyim. Farz ve vacip namazlarda arkadaşlar ilk oturuşta tahiyyat okumak vaciptir. Ama farz ve vacip namazlarda ilk oturuşta arkadaşlar tahiyyattan sonra salivarik okunmaz. Son rekatta okunur. Son oturuşta okunur. Ama nafile namazlarda ise arkadaşlar yani gayri müekket diye tabir ettiğimiz nafile namazlarda ise arkadaşlar ilk oturuşta ettehiyyatı okumak vacip ondan sonra salibarik okumak sünnettir. Hani mesela şöyle Anlayacağınız şekilde diyeyim. Öğlenin farzını kılıyorum. İlk oturuş oturdum. Ettehiyat okudum. Salli okunmaz. Kalkacaksın. Farz ve vacip namazların ilk oturuşlarında arkadaşlar ettehiyattan sonra salli barik okunmaz. Direkt kalkılır. Üçüncü veya dördüncü rekatta oturduklarında salli barik Rabbena atina vesaire okur çıkarsın. Mesela öğlen namazının sünneti, ilk sünneti sadece ettehiyat okunur arkadaşlar ilk oturuşta. Veya vitir namazı. İlk oturuşta sadece ettehiyyat okunur. Veya cuma namazının ilk ve son sünneti sadece ettehiyyat okunuyor arkadaşlar. Onun dışında salli barik vesaire okumayacaksın. Ama kuşluk namazı, yatsı namazının ilk sünneti, ikindi namazının ilk sünneti, öğlen namazının son sünneti, kuşluk namazı. Bu tür dört katlı namazlarda ilk oturuştan sonra ettehiyyatü salli barik ayağa kalkarsın. Subhaneke, özü besmele devam edersin. Bu şekilde okunacaktır arkadaşlar. Farz ve vacip namazların arkadaşlar ve yine öğle ve cuma namazının ilk sünnetlerinin ve cumanın son dört rekatlık cuma namazını biliyorsunuz. Kaç rekat cuma namazı arkadaşlar? 10-16 şeklinde iki görüş var. Mesela ilk dört rekat kılarız cumanın ilk sünneti. İki rekat farz etti altı. Sonra dört rekat daha cumanın son sünnetini kılarız. Sonra dört rekat zuhra ahir namazı var. Özür dilerim 16 dedim. 10 mu 12 mi olmasında ihtilaf var. Orayı düzeltiyorum. 10 mu 12 mi olmasında ihtilaf var. O zuhra ahir yok arkadaşlar. İşte 4 son sünnet. 4 zuhra ahir. 2 de vaktin sünneti dediğimiz bir namaz var. O vaktin sünneti Cuma'nın son sünneti olduğuna dair arkadaşlar da ne var? Tanımlamalar var. Yani son sünnetlerinden birisi olduğuna dair tanımlamalar var. Peki. Cuma'nın son dört sünnetinin yalnız kadi ahirelerinde dikkat edin. Yalnız KD'yi ahirelerinde farz, vacip namazların, öğle ve cuma namazının ilk sünnetlerinin ve cumanın son sünnetinin yalnız son oturuşlarında KD ahirelerinde nedir arkadaşlar? Salli barik okumak sünnettir. Geri kalan namazların her oturuşunda ilk ve son oturuşlarında salli barik okumak, dualarını okumak sünnettir. Net arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş oldum. O yüzden müekket sünnet ki öğlen zaten. Bir tek o. Onun dışında arkadaşlar ne var? Hepsinde salli bari katarız. Kuşluk. Dört rekat namaz kılacaksın. Salli bari kokunur. Mesela bazen bize şunu soruyorlar. Hocam falanca gecede falanca bir namaz var. E biz orada diyelim ki dört rekat kılacaksınız diyoruz. İlk oturuşta salli okuyacaksınız okuyacaksınız. Okuyacaksınız arkadaşlar. Sadece farz vacip öğlen namazının ilk sünneti, cuma namazının ilk ve son sünneti. Bunda ilk oturuşta salli barik okunmaz. Sadece teyyatı okunur. Bunun dışındaki tüm namazlarda et sonra nafile namazlarda salli barik okunur arkadaşlar. Selam lafzını söylemek arkadaşlar nedir? vaciptir. Tabii ki bu selamdan kastedilen Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkmak vaciptir. Bu konuda biliyorsunuz İmam-ı Azam Efendimizin huruç bi sunuhi diye bir şey var. Namazdan kişi kendi eylemiyle çıkması nedir arkadaşlar? Farz olduğunu ifade ediyor. Tabii ki orada selamla çıkmak vacip olarak kabul ediliyor. Ama onun dışında başka neyle çıkabiliriz ki hocam? Çıkılabilir arkadaşlar. E i̇nşallah onu da o son ileriki bahislerde konuşacağız. İki yana bakmak sünnettir. Ne yaptık? Kade-i son oturuşa geldik. Ettehiyyatü okuduk. Et salli barik okuduk. Rabbena atina rabbena afirle. Arkadaşlar salli barikten sonra dua makamıdır. Rabbena okursun, Kur'an'daki dua ayetlerini okursun. Hepsini okuyabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Hatta şunu da diyeyim. Türkçe dua bile yapılabilir mi? Dua, dua diye tabir edilen yerlerde uhrevi manada dua yapılabileceği yine ifade edilmekte. Tabii ki tabii bizim tavsiye edeceğimiz Arapça dua yapılması. Ama dua makamlarında uhrevi Allah'ım bana araba ver, e, ne bileyim ev ver, eş ver, şunu ver, bunu ver değil de cennetle alakalı. Hani dünyada iyilik, ahirette iyilikle alakalı uhrevi boyuttaki dualar edilebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ne yaptık? Salli Bayrak'tan sonra dua makamıdır. Rabben okursun. Ondan sonra Efendimiz mesela okuduğu e, dualar var. işte. işte Rabben Ağablenem min ezvacine ve zürriyatine şeklinde hani o ayeti celiler Onlar dua makamı olduğu için okuyabilirsin. Okuduk diyelim. Sadece hocam ben Rabben okuyorum. Sıkıntı yok. Okuyabilirsin. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek ne yapılır? Namazdan çıkılır. Bu vaciptir. Sağa bakmak, sağa selam verildiğinde sağ omuza böyle bakılır. Solda da sol omuza bakılır. Arkadaşlar bayanların kılıç heyetiyle alakalı konuşacağız. Nasıl otururlar? Bayanlar ellerini nasıl koyar? İşte selam verirken nasıl hareket ederler? Erkekler gibi tam direkt başlarını döner mi? İnşallah onlar ileride gelecek. mutmain olacak kadar nedir? Bakmak müstehaptır. Yani ne demek arkadaşlar? Mutmeyinden kastedilen burada sükunet bulacak şekilde arkadaşlar. Ee, beklemek nedir orada? Ee, şey kabul edilmiştir arkadaşlar. Müstahap kabul edilmiştir. Yani hemen şöyle değil. Böyle değil. Yani kafayı Selamünaleyküm, selam aleyküm ve değil. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Kafa salim. Ondan sonra selamu aleyküm ve rahmetullah diyerek bu şekilde dönüş yaparsınız arkadaşlar. Bu da nedir? Namazdaki erkandaki uygulama. Toparlayalım. Bugün ne gördük? Arkadaşlar bugün rükuyu gördük. Tabi rükünün işte eller farz dize değecek. Ondan sonra subhanallah diyecek kadar bulunmak farz. Üç kere subhanallah diyecek kadar bulunmak vaciptir dedik tadil erkenden dolayı. Subhane e ala demek sünnet. Beş o duayı zikir beş yedilemek müstahap. Mesela rükudan kalkarken ise semiallahu limen hamideh demek sünnettir arkadaşlar. İşte o kavme halinde Rabbena ve lekel hamd Rabbena lekel hamd. İkisi de olur. Bunları demek nedir arkadaşlar? Sünnet kabul edilmiştir. Burada demedi. Biz tabii ki onları o ilerideki detayı anlatacağı yerlerde diyeceğiz tekrardan. Rüküde bunları söyledik. Sonra secdeyi konuştuk. Kafanın yere konulması. Tabii ihtilaf var secde asıl olan baştır sonra burundur arkadaşlar. Mesela bir adam başını koysa burnu koymasa yerine gelmiştir. Ama burnu koysa başını koymasa bakılır. Eğer özür sebebiyle terk ettiyse olur. Çünkü baş konulmuştur. Başın bir cüzü burun. Ama özürsüz koyunduysa arkadaşlar o zaman namaz e, secde yapmadığı için olmayacaktır. Hatta ileride de konuşacağız. İşte elleri koymak mesela sünnettir. Nasıl yani? Evet. Elleri ve dizi koymak sünnettir. Farz olan ayakların ve başın yerde olmasıdır arkadaşlar. Hocam nasıl duracağız ki öyle? Ya adamın ellerinin olmadığını düşün. Veya alçıda olduğunu düşün. Bu adam eğiliyor. Kafasını yere koyabiliyor. Farzı mı terk etti? Hayır. Zaten elleri koymak sünnetti. Onu oradan çıkarabilirsiniz. Peki. Bunlar arkadaşlar mülahhas bilgiler. İzahlar gelecek. Şimdi oruçla alakalı bir takım bilgiler verecek arkadaşlar. Namazla ilgili hocam bu kadar mı? Değil. İleride detayları geliyor. Şu an namazla ilgili sadece giriş. Dikkat edin. Namaza girerken bilinmesi gereken dedi ya. E, girişle alakalı acilleri verdi. Şimdi orucu söyleyecek arkadaşlar. Sonra tekrar e, orucu oruçla alakalı bilgileri verdikten sonra işte kefaretler vesaire orucu tam anlatacak. Ondan sonra başlayacak. Gusül nedir? nasıl alınır? İşte teyemmüm nedir, nasıl alınır? Abdest nedir, nasıl alınır? Suların çeşitleri. Ondan sonra necasetten ve hadesten taharet nedir? Onu anlatacak. Ondan sonra arkadaşlar namazla alakalı durumlara gireceğiz. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد